Tunç Hanım, başka hangi hastalıklar kaşıntı yapıyor? Egzama ile başladık. Devam evet. edebiliyor muyuz? Daha tabii, var mı? Tabii olmaz mı? O kadar çok ki. Bir kere dış etkenlerle oluşabiliyor bizim kaşıntılarımız. Ve de dahili bir takım hastalıkların da bir tezahürüdür kaşıntı. Kaşıntı bir semptomdur. Bir bulgudur hocam. Mesela az önce izleyicilerimizden biri. Cihancığım bir bulgudur kaşıntı. Ay ne zormuş karı koca program yapmak. Kendini yalnız hissediyorum. Niye benim kocam burada değil? Beni de aranızda alır mısınız? Şimdi az önce konuklarımızdan biri benim parmaklarım kaşın, ayak parmaklarım şeker hastalığı olabilir mi dedi. Evet. Bundan mı bahsettik? Şeker hastalığı özellikle kaşıntılı dermatozlara çok daha açıktır. Karaciğer yetmezliği çok daha açıktır. Efendim ama her kaşıntıyı bizim halkımız karaciğere bağlı, her kaşıntı da karaciğere bağlı değildir. Beyaz ciğere de bağlı değildir. Bunun da altını üstünü çizmek istiyorum. İleri derecede karaciğer yetmezliği varsa ya da siroz dediğimiz hepatit dediğimiz hastalıklar söz konusuysa, hepatit safra kesesinin tıkanma halleri söz konusuysa o zaman da çok ciddi kaşıntılar yaşayabiliyoruz. Yani sana birazdan bazı kanser hastalıkları, lenfomalarda kaşıntıyla kendini belli eden hastalıklar arasındadır. Doku yıkımının olduğu birçok rahatsızlıkta kaşıntılar oluyor.